Şimdi çok ama çok ilginç bir bilgi paylaşalım sizlerle. Milli Savunma Bakanlığı'nın bugün yaptığı bir paylaşımda 4 katlı terör mağarasına Mehmetçik giriyor ve içeride neler olduğunu anlatıyor. Şimdi bu mağaranın nasıl bir yer olduğunu anlamaya çalışacağız. Ama bunu anlamaya çalışmadan önce tabii ki aklımıza Gazze'deki tüneller gelecek. Gazze'de tünellerde Hamas militanları var diye İsrail günlerce bombalıyor ya, taş üstünde taş bırakmıyor ya. Bakın Mehmetçik adeta tereyağından kıl çeker gibi yaptığı operasyonlarda nasıl bu işi hallediyor? Hem onun görüntüsünü görmüş olacağız, hem de o mağaranın nasıl bir terör yuvası olduğunu anlamaya çalışacağız. Şimdi görüntüyü önce baştan sesiyle birlikte bir başa aldık. Şimdi sesini dinliyoruz. Bir daha alalım başa da sesini tam duymamız lazım. Tekrar baştan oynatalım. Girişi 1.50'ye 1.50 ebatında olan mağara. Arkadaşlar durdurduk şimdi. Biraz da içerinin sesini açalım. Ben az duyuyorum. 1.50 giriş, 1.50. Mağarayı çizmeye başlayalım. Şimdi burada bir giriş var. Mağaranın girişi. Giriş. Ne diyor? 1.50. 1.50 santim. Yani ortalama bir kapı büyüklüğünde bir mağara girişinden bahsediyoruz. Şimdi oynatmaya devam ediyoruz. Geniş bir alan. Bir durduk burada. Bir durduk. Şimdi bu girişten sonra burada geniş bir alan var. Hemen girişte bu alan şöyle bir alan. Bu birinci kattayız bu arada daha. Şimdi o alanı anlatmaya çalışıyor Mehmetçik. Evet. Yüksekliği 1.60 ebatında. 1.60 yükseklik. 10 metre uzunluğunda bir koridor. Durduk. Yükseklik 1.60. Şimdi bir giriş var. Bu girişten bir hol görüyorsunuz. Bu holde de şöyle bölümler var. Şurada bölümler var. Bölme. Ve 1.60, 1 metre 60 santim yüksekliğinde 10 metrelik bir tünel. Şöyle bu tüneli gösterelim. Devam ediyoruz şimdi Mehmetçik. Anlatmaya devam ediyor. Biz de dinliyoruz. 3 adet 3'e 3 ebatında oda. Evet, burada durduk. 3 adet oda. 10 metreden sonra 3 adet oda var burada. Şöyle bir oda daha. Ben buraya böylesine çiziyorum ama bu odaların tabii ki durumları farklı biliyorsunuz. Oda 1, oda 2, oda 3. Evet, devam ediyoruz oynatmaya. Bir alt kata iniyorum. Şimdi alt kata yaklaşık inelim. 5 metre koridor. Durduk. Alt kata iniyor. Şimdi bu birinci kattı. Buradan ben böyle kıvrılarak ineceğim mecburen çünkü yer yetmez. Burada 5 metrelik bir koridor var. Devam ediyoruz. 5'e 3 ebatında bir oda. 5'e 3 ebatında yani Yaklaşık 15 metrekare. Devam edelim. 180 yüksekliğinde. Durduk burada şimdi. 15 metrekarelik 5'e 3 şöyle bir oda çizelim. Burası 15 metrekarelik bir yer. Yüksekliği yani tavan yüksekliği de 1.80. 1.80. Yani burası daha geniş. 1.80 yükseklik, daha geniş bir yer ve 15 metrekarelik bir odadan bahsediyoruz. Devam ediyoruz. Alt kata iniyorum. Bir alt kata daha iniyor. Yaklaşık 20 metre uzunluğunda Bu daha koridor. uzun. Bir durduk şimdi. 20 metre uzunluğunda, yani burası 5 metre ise burası daha uzun. 20 metre uzunluğunda bir koridor daha var. 20 metre. Aşağı iniyor. Devam ettik.
6'ya 5 ebatında. 6'ya 5 ebatında. Yüksekliğinde bir oda. Evet, durduk şimdi. Bir alt katı. 6'ya 5. Şöyle bir oda daha var burada. Burası bakınız 30 metrekarelik bir oda ve yüksekliği 1.80. Yani diğeriyle hemen hemen aynı. Bölmeler var odaların içinde. Bunun da altını çizelim. Devam ediyoruz. İniyorum. Yine aşağı iniyor. Yaklaşık 10 metre koridor. 10 metre. Durduk. 10 metreyi de buraya yazıyoruz. 10 metre daha iniyor aşağı. 10 metre. Burası da koridor. Evet, devam edelim. Ona 10 ebatında 1.70 yüksekliğinde bir oda, mağaranın sonu. Ona 10. Bir durduk şimdi burada. Bu çok ilginç bir şey. Ona 10 büyüklüğünde yaklaşık 100 metrekareye yakın bir alandan bahsediyor. Burada daha büyük, şöyle daha büyük bir alan ve yüksekliği de 1.70. İşte 4 katlı terör mağarasının bizlerin izlediği, az önce izlediğimiz videodan çıkarım yapmamızla beraber krokisi bu. Bakar mısınız şuraya? Köstebek yuvası gibi adeta. Burada teröristler kış yapılanmasını geçiriyorlar. Hatta odalar yapmışlar. Herkesin kendi odası olabilir, mühimmat odaları olabilir, hepsi olabilir. Yani buranın normal şartlarda dışarıdan bulunması, görülmesi ne kadar zor tahmin edersiniz. Ama işte 4 katlı bu mağarada teröristleri Mehmetçik tereyağından kıl çeker gibi imha etti ve operasyonda bu şekilde efendim başarıyla sonuçlandı.